Barış arkadaş, şimdi sana gelmeden bir şey okuyayım, bir tweet okuyayım. Gaye Usluer, Memleket Partisi Başkan Vekili, sevgili hocamız, evet. Profesör Doktor Gaye Usluer, kendisine de selam, sevgilerimizi yolluyoruz. Diyor ki, herkesi hatırlatalım, laiklik yoksa demokrasi de olmaz diyor. Evet. Ne diyeceksin? Şimdi laiklik bu topraklara sanki yabancı bir kavrammış gibi anlatıyor AKP'liler ve siyasal İslamcılar. Oysa ki bizim tarihimize baktığımızda ta Tuğrul Bey Selçuklu döneminde aslında laikliğin ilk adımlarını atmış. Hatta Tuğrul Bey halifenin o dönem din iş, devlet işlerine karışmasını engellemiş ve halifeye de sen benim muhatabım değilsin, vezirimin muhatabısın demiş. Fakat biz laikliği tartışınca sadece Fransa'dan alınan örneklerle tartışıyoruz ve bu da özellikle laiklik karşıtı çevreler için var, sanki biz yabancı bir ideolojiyi getiriyoruz ya da laikliğin karşısına sanki bir dini koyuyormuşuz gibi, İslam'ın karşısına laiklik dinini koyuyormuşuz gibi algılanıyor. Oysa ki laiklik bizim bu laikliğe karşı olan arkadaşlarımızın da güvencesidir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bugün laikliğe karşı gizliden gizliye, kimi zaman da açıktan açığa bir mücadele veriyor. Özellikle son dönemde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın adeta siyasi bir aktör gibi ya da adeta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir il başkanı gibi, bir genel başkan yardımcısı gibi, hatta eş sözcüsü gibi davranması AKP'nin ve dolayısıyla ortağı MHP'nin içine düştüğü acziyeti gösteriyor. Bak, yarınki Korkusuz Gazetesi'nde var, reklamları da geçiyor. Şu an İstanbul'da 13 milyon insanın kredi kartı borcu var Gürkan. Evet. Bana az önce bir öğretmen arkadaşımız yazdı. İsmini yazmayayım, şimdi hemen görevden alırlar. Bir öğrencisinin yaşadığı dramı anlatıyor. Kıyafet alamayan bir öğrencisinin dramını anlatıyor. Çekmeköy'den başka bir baba kendisinden öğrenci başına 1100 TL para istendiğini tek tek anlatmış, ne için olduğunu. Şimdi bütün bunlara baktığında bu ülkenin mahkemelerinde 26,5 milyon adet haciz dosyası var. Kaç? Kaç? 26,5 milyon. Yani 13 milyon insan birbiriyle alacak verecek kavgalı. 13 milyon insan. Hayır hayır, 26 milyon dosya var. 26 ikiyle çarpsın. 52 milyon birbiriyle alacak verecek davası. Ya da öyle de yorumlanabilir. Öyle, öyle. Öbür şekilde yorumlanabilir. Şimdi bu bütün bunlara baktığında 10 milyona yakın bir genç işsiz nüfusumuz var. 10 milyon ve bu gençlerin %76'sı her partiden seçmen olan bu gençlere Türkiye'ye ilişkin ne düşünüyorsun diye sorulduğunda %76'sı Türkiye'den gitmek istiyorum diyor. Adalet, çok hazin ya. Bak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu halka vereceği hiçbir şey kalmadı. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın vereceği bir şey kalmadı. Sadece AKP'yi anlatmak olmaz. Onun bir de ortağı var, MHP. Şimdi bakıyorsun, Adalet ve Kalkınma Partisi neye ihtiyaç duyarsa Diyanet İşleri Başkanı o konuda konuşuyor. Mesela geçen hafta kalktı Diyanet İşleri Başkanı, sosyal medya düzenlemesi adı altında yapılacak olan sansüre toplumsal rıza üretmek için sosyal medya düzenlenmeli dedi. Ya arkadaş, bu senin mi işin? Yani bu din dünyaya indiğinde sosyal medya mı vardı? Var mıydı sosyal medya? Sen hangi veriyi alarak sosyal medya üzerine görüş bildiriyorsun? Senin işin dine ilişkin hurafeleri bu kitaplardan çıkartmak ve halka doğrusunu anlatmak. Senin işin sosyal medya ile ilgili konuşmak değil kardeşim. Sen sosyal medya ile ilgili konuşacaksan o çok savunduğun AKP'nin trollerini konuş. Trollük, iftira atmak, hakaret etmek, sahte isimle birilerine iftira atmak acaba bizim dinimizde var mı? Sen bunu anlat o zaman. Sosyal medya düzenlemesi lazım. Şimdi bu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dün bir kadro açtırdı, bir yetki aldı ve izleyicilerimiz burayı iyi dinlesinler. 30 medya mensubu alacaklar Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Bunların arasında kameramanlar, spikerler, montajcılar var. Niye? Diyanet İşleri Başkanı beyefendi AKP propagandası yaptığında bu spikerler, kameramanlar, montajcılar onun AKP propagandası yapacağı videoları daha çabuk servis etsin ve toplumla buluştursun diye. Yetmiyor. Diyanet İşleri bugün bir karar alıyor. Üniversitelerin yurtlarına Kur'an kursu açacaklar.
Şimdi bak, bir yandan ev fiyatları inanılmaz bir şekilde yükseldi. Şu anda İstanbul'da ya da Ankara'da öğrencilerin hiçbiri ev bulamıyor. Pandemide, İstedikleri fiyatta bulamıyorlar. Pandemide geriye döndüler. Ayda 5000 TL'ye yurt var Barış. Tabii en pandemiden az. Pandemi olduğunda geriye döndüler. Bakın şimdi ev bulamıyorlar. Yurt desen zaten yok. Devlet bilerek yurt yapmıyor. Daha doğrusu AKP ve MHP hükümeti. Niye? Bu gençler tamamen tarikatların ve cemaatlerin kucağına itilsinler diye. Devlet yurdunda kalma şansı elde edenler de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kurslarına tabi olacaklar. Bu neyi getirecek beraberinde? Kardeşim sen Kur'an kursuna niye gelmiyorsun? Örnek. Bak şimdi laiklik böyle yok ediliyor. Resul Tosun boşuna panik yapıyor. Ben geçen sabah TV100'de de söyledim. Ya siz laiklik anayasadan çıkarılsın diyorsunuz ya da tarifi yeniden yapılsın diyorsunuz da bu kadar panik yapmanıza gerek yok. Zaten ülkede laikliğin kırıntısı bile kalmadı. Laikliğin olduğu bir ülkede Diyanet İşleri Başkanı Yargıtay binasını açar mı kardeşim? Sen bir yargıç olarak karşına gelen kişinin dinine, milliyetine, mezhebine, sınıfına, ekonomik durumuna hiçbir şeyine bakmayacaksın. Adalet Tanrıçası'nın gözü neden bağlanmış? Yargıç karar verdiğinde karşısında kim olduğuna bakmasın, onun gücünden etkilenmesin. Onun sınıfsal konumundan etkilenmesin. Zengin midir, fakir midir, yönetici midir, devlet erki midir ya da oranın hatırı sayılır bir kişisi midir? Bundan etkilenmesin, gözleri bağlı olsun ve hukukun evrensel ilkelerine göre karar versin. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ne yaptı? Anayasa Mahkemesi'nin yeni binası açılırken önüne bir heykel koydu, Adalet Tanrıçası'nın heykelini, ve dünyada hiç olmamış bir şekilde Adalet Tanrıçası'nın göz bantını kaldırdı. Yani dedi ki kardeşim benim Anayasa Mahkemde de benim Yargıtay'ımda da Adalet Tanrıçası'nın simgelediği hukukun evrensel ilkeleri değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilkeleri geçerli. Şimdi o yüzden Ali Erbaş bir yandan da toplumsal kamplaşma yaratacak bir manivela işlevi üstleniyor. Aslında derdi şu, sürekli muhalefeti tahrik ederek laiklikle ilgili tahrikkar konuşmalar, tahrikkar eylemler yaparak muhalefet partilerini bir din, dinsizlik tartışmasının içine çekmeye çalışıyor. Ama buradan şu da anlaşılmasın, Ali Erbaş bu tahrikkar ve siyaseten provokasyona yönelik bu eylemleri yapıyor diye muhalefetin de aman bunlar gündem değiştirmek istiyor şemsiyesinin altına sığınıp laikliği savunmaktan vazgeçmemesi lazım. Çünkü laiklik aynı zamanda parlamentoda bugün görev yapan Adalet ve Kalkınma Partililerin de güvencesi. Eğer laiklik olmasaydı Barış Doster'in de, Mithat Hocam'ın da, Uğur abinin de ifade ettiği üzere Türkiye bugün bir mezhep, bir ırk, bir etnik kimlik kavgasının içine düşerdi. Şimdi Resul Tosun diyor ki, geçen gün kendisine de sabah TV100 yayınında da söyledim. Şöyle bir tartışmaya sokuyorlar Türkiye'yi. Efendim laiklik ya anayasadan çıkarılsın, yazının devamında şu da var. Ya da tarifi yeniden yapılsın. Kardeşim tarifi yapılmış, pozitif hukukta her konu hakkında anayasalarda ayrıntılı madde yer almaz. O zaman sen toplumun başına faşizan bir şekilde her şeyi dikte eden bir devlet getirirsin. Yorum mu olur? Genel ilke olur. Genel ilke. Evrensel bir şeydir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye bir hukuk devletidir dediğinde bunu pozitif hukukla zaten açıklarsın. Hukukun evrensel ilkeleri bellidir, modern hukukun. Şimdi yeniden tarif edelim. Ne yapacağız peki, ne diyeceğiz? Ben kendisine söyledim. O zaman siz yapın bu tarifi. Nasıl yapacaksın bu tarifi? O zaman sen bu tarifi yaparsan ben de Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın derim kardeşim. Çünkü 180 bin personeli olan, yılda 20 milyar TL'ye yakın bütçeden para harcayan bir Diyanet bu toplumun dini inançlarının tamamını temsil etmiyor. Caferiler var mı kardeşim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda? Var mı? Yok. Şiiler var mı? Yok. Şafiler var mı? Yok. Ya bunları bize tek tek saydırmak zorunda kalıyorlar. Ne kadar ayıp bir şey. O zaman kardeşim sen madem anayasada yeniden tarif edilsin diyorsun, bunu ortaya koyacaksın. İki, vay efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde milletvekilleri ya da devlet başkanları
Geldiklerinde İncil'e el basıyorlar. Ya bu tamamen bir ritüel, bir jest. Çünkü Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, yani Avrupa 1789 Fransız devriminden sonra kiliseyi hayatın dışına çıkartmış. Yönetimin dışına çıkartmış. Kilisenin de devleti yönetme diye bir iddiası yok. Ama senin siyasal İslamcı düşüncen devleti yönetmek istiyor. E tabii ki ben buna izin vermem. Tabii ki ben Türk kadınının Afganistan'daki kadınlara benzetilmesine izin vermem. Bak bugün Afganistan'daki yaşanan tartışmaya bak, rezalete bak. Önce o gerici yobaz Amerikan piyonu Taliban geldi. Dedi ki tamam eğitim devam edecek ama kadınlarla erkeklerin arasına perde çekeceğiz. Perde yetmedi, perdeyi kaldırdılar, karma eğitim yok. Ve dışarı çıkmak isteyen kadınlar burka giymek zorunda. Nerede bu siyasal İslamcı özgürlükçüler? Efendim biz türban takamıyoruz, giyimimize kuşamımıza karışılıyor, giyim kuşam özgürlüğümüz yok diyenler. Bugün Afganistan'da üzerlerine zorla burka geçirilen kadınlara neden sahip çıkmıyorlar? O kadınların giyim kuşam özgürlüğü yok mu? Afganistanlı kadınlar günlerdir internetten çağrılar yapıyorlar. Günlerdir çığlık atıyorlar. Biz geleneksel kıyafetlerimizle gezmek istiyoruz diye. Bir İslamcı, bir siyasal İslamcı çıkıp Afgan kadınlarına bu zulmü yapma ey Taliban dedi mi? Sizin evet. Özgürlüğünüz işte buraya kadar. Sizin özgürlüğünüzün anlamının, özgürlük kavramının içinin dolmadığını bildiğimiz için biz laikliğe sıkı sıkı yasarlıyoruz. Laiklik ne İslam'ın karşısına konulmuş bir dindir ne de dinsizliktir. Laiklik inançlı insanın da inançsız insanın da anayasal güvencesidir. Laikliği çekin çıkarın Türkiye'den, Türkiye'de demokrasinin kırıntısı kalmaz. Laikliği Türkiye'den çekin çıkarın, Türkiye mezhep çatışmalarının içine düştüğü bir Irak olur. Türkiye Afganistan olur. O yüzden Resul Tosun da, Resul Tosun'un arkadaşları da, Adalet ve Kalkınma Partisi de artık laiklikle olan bu kavgadan vazgeçsinler. Çünkü bu kavga Lübnan'da hiç kimsenin işine yaramadı. Mısır'da ülkeyi bir kan gölüne çevirdi. Tunus belini doğrultamıyor. Irak'ta her gün ölümler var. Afganistan'ın nereye sürükleneceği belli değil. Yani siz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından daha mı akıllısınız, daha mı zekisiniz de laikliği kaldırmak istiyorsunuz? Mustafa Kemal Atatürk laiklik ilkesini anayasaya koydurttuğunda toplumun çok büyük bir kesiminin buna alerji duyacağını bilmiyor muydu? Biliyordu çünkü şartlandırılmış bir toplum vardı. İktidarını kaybetme pahasına Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin gelecek 100 yılını belki de Türkiye'nin gelecek 1000 yılını kazandı. O yüzden buradan bir çağrı yapalım, bu çocukça işlerden vazgeçin. Evet.